Parayla pulla ölçülecek bir zarar değil. İtibarım söz konusu. Sadece senin itibarın değil. Şeyhimiz Bey, hepimizin itibarı söz konusu. Cabir'in bizi zafiyete uğrattığını düşünenler kafa kaldırmaya başladılar bile. Kafa kaldıranlar varsa müsaade edin gereğini yapayım. Davete icabet etmeyenlerden başla önce sorgulamaya. Gelenleri de es geçme tabii. Her şey iyi güzel. Konuşup hallediyoruz ama gelenlerden biri de Burak'tı. Bize kinlenmesi için pek çok sebebi var. Görmediniz mi? Şeyh Musa'ya haber geldikten sonra masaya gelip imalı imalı konuştu. Saldırıların arkasında o olamaz mı? Saldırıyı kim yapmış olursa olsun, arkasında kim olursa olsun, ortaya çıkarıp gereğini yapacağına dair benim Ali Rıza'ya güvenim tam. Eğer bu işin içinde Burak varsa bile, bunu en son görmezden gelecek kişi hepinizin çok iyi bildiği gibi Ali Rıza'dır. Herkes için uygunsa ilk vazifesi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kullanıp yolunu falan değiştirmiş olmasın? Bütün yollar bana çıkar Fiko. Unuttun mu? Ne yapıyor lan bu manyak? Ezin lan şu şerefsizi. Kimse bizden hesap soramaz. Korkmayın! Ne oluyor lan? Lan bu duman ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Dur bir yerde, dur. Dur, dur. Ne oldu Emirtin? Egzozun mu tıkandı? Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın sen? Çekil yolundan, bırak. Çekileceğim. Sana söz veriyorum. Ama bu geceden sonra. Lan bu kafayı yemiş ha. Bu zannediyor ki bundan korktuğum için şimdiye kadar dokunmadım. Sen bir hiçsin Burak Ersoylu. Seni şimdiye kadar ezmediysem babana olan hürmetimden de. Şimdi arkanda tüy siklet kalmış. Bir de benim adamlara bak. Hepsi aslan. Fiko. Ne ara havalandı bu? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Tabii. Sen yüz verdin buna. Benimle ne alakası var oğlum? Bak hatırlamıyor. Sen yol verdin abi buna. Ben mi yol verdim? Evet. Ya bırak Fiko, sen şımartmışsın bunu. Ben adam şımartmam. Sen şımartmışsın. Kimse beni şımartmadı ve kimse bana yol vermedi. Kendi bileğimle kazandım her şeyi. Bir sus lan. Bir şey konuşuyoruz burada. Bu ne de susuzluk ya? Bak görüyor musun? Büyük mafya babası oldu sayende. Ya bırak Fiko, bunların hepsi sendeydi. Nereden baksan disiplinsizlik. Ben adam şımartmam. Çekil yolumdan Burak. Çek beni yolundan Doğan. Sıkın lan şunun kafasına. Sıksanıza lan! Oğlum sıksanıza! Lan kafasına sıkın şunu lan! Ulan sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Sinan, ne haber oğlum? İyiyiz abi. Lan! Bak. Bu Sinan. 5 sene önce... 6 abi. 6 oldu mu lan? Oldu abi. Vay be. 6 sene önce... Jardel'in hapishane arkadaşıydı. Patronunu vurdu. Ağır konuştu diye. Jardel dedi ki, abi çok mert çocuktur, yanımıza alalım. Ben de dedim ki, madem mert, Doğan'ın yanına koyalım da biraz mertlik öğrensin. Bak bu Serhan. Ne dediği anlaşılmaz ama çok iş bitirici bir çocuktur. Raif. Çocuğunun kirvesi sayılır.
Ulan şerefsizler. Ulan size kim ekmek verdi lan ha? Kim ekmek verdi lan size? Doğan. Bak bu da kuş kafesi kardeş. Burak. Anlaşalım konuşalım Burak. Bak bu alemin eskisiyiz. Bir edepsizlik ettim. Burak. Bak konuşalım. Ya biz dost sayılırız Burak. Al bunu kurla. Burak. Fiko. Ne dedi bu sana? Tüy siklet dedi. Yok bir şey daha dedi. Tüy siklet dedi. Sen tüy siklete mi tutuldun sadece? Spora başlayacağım. Abi, Burak abi. Bir hata ettin. Ben ettim, sen etme abi. Çekici görünce abi olduk. Demek kendi bileğinle geldin ha? Görüyor musunuz çocuklar? Alemin çivisi çıkmış. Çakmak lazım. Bunu buradan alın. Götürün ormana gömün. Bir iki günde ortalıkta görünmeyin. Tatil yapın. Ondan sonra da Fikret abinizi arayın. O yine sizi bir yerlere yerleştirir, tamam mı? Emredersin abi. Hadi. Tüy sikletmiş. Sen babana gitmeyecek miydin? Ne oldu? Burak kolundan tutup davete gelince gidecek yüzün mü kalmadı? Öyle bir şeyden çekinseydim senin yanına gelmezdim. Derya. Bak bu gece yaptığın saçmalığı baban da enişten de yaşadığın olayın şokuna veriyorlar. Tamam çok zor şeyler yaşadın anlıyorum kızım. Ama daha fazla ileri gitme. Anne sen daha bir hafta öncesine kadar Burak'la evlenmemin benim için ne kadar doğru olduğuna, onunla nasıl mutlu olacağımı ikna etmeye çalışmıyor muydun? Ne oldu şimdi, ne değişti? Derya, artık evleneceğim bir Burak yok. Ben senin gibi düşünmüyorum. Tam aksine Burak şimdi benimle evlenecek duruma geldi. Derya'cığım. Kızım, bak kendi ağzınla söyledin. Ben seni ikna etmeye çalışıyordum. Tamam artık bak eline bir şans geçti. Vazgeçebilirsin, değil mi? Gerek yok. Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum şu anda. Bana anlatır mısın lütfen? Bir izah et bana hadi. Anne öyle uzun uzun izah edecek bir şey yok ortada. Ben Burak'la kendi geleceğim, sizin geleceğiniz, babamın işleri için evlenmeye karar vermedim ki. Halide, bunca yaşa geldin, hala Halide kompleksinden kurtulamadın değil mi? Anne beni kendine karıştırma. Asıl sen hala ölmüş ablanla ilgili komplekslerinden sıyrılamamışsın. Bana bak! Ağzından çıkanı kulağın duysun tamam mı? Sakın bir daha benimle böyle konuşma. Sakın. Çok zor şeyler yaşadım, ona ver. Böyle giderse daha da zor şeyler yaşayacaksın. Burak bitmiş bir adam, tamam mı? Çökmüş bir adam. Benim kızım düşmüş bir adamla evlenemez, anladın mı? Burak düştüğü yerde o kadar uzun kalmayacak ki. Ben onun elinden tutup eskisinden daha yukarıları çıkaracağım. Ondan sonra da Burak hayatı boyunca benden vazgeçemeyecek. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun kendinden? Anne, babam neden bugün burada kapında senin eve geri dönmen için bekliyor? Neden bu zamana kadar senden vazgeçemedi? Kendimden eminim. Çünkü ben senin kızım.